Acımız çok taze, çok büyük. Ben de gerçekten çok zorlanıyorum. İçimiz yanıyor. Hani gözler insanın kalbinin aynasıdır derler ya. O masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzelim gözle. Girdiği ortama hemen bir enerji getirir, canlılık getirir, neşelendirir. Türk sineması deyince hepimizin aklına ilk o gelir. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Bir efsaneydi. O cesur yürekli bir efsaneydi. Seni çok özleyeceğiz Fatma. Çok çok özleyeceğiz. Sinemaya olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. O güzelim filmlerini, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini ama filmleriyle o kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e bütün kalbimizle, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak. Anaç yürekli, çocuk yürekli, dost canlısı bir insandı. Her ölüm erken. Önemli olan ardımızda iyi insandı dedirtebilmek. Fatma bunu başardı. Fatma iyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete yolcu ediyoruz. Daha da doğrusu en büyük aşkına, kardeşinin ifade ettiği gibi, hepimizin bildiği gibi ömrünü paylaştığı Memduh'unun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye onu filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur içinde yat canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerine de sabır versin. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, Fatma ile 1964 yılında tanıştık. 58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı. Dürüsttü, mertti. Menfaat peşinde hiç koşmadı. Leonid Nikolayevich Tolstoy'un çok önemli bir özdeyişi var. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, insanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır. Böyle bir kadındı, böyle bir sanatçıydı. Bunu söylemek için rica ettim hanımefendiden, ben de konuşmak istiyorum diye. Çok dürüst karakterli, son derece mükemmel bir insandı. Son derece, bu inanın, yani en yakınlarından biriyim. Dostluğumuz bugüne kadar devam etti. Büyük bir kayıptır. Türk sanat alemi için çok büyük bir kayıptır. Teşrif ettiğiniz için, geldiğiniz için sizlere minnettarız. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Edison, teşekkür ederiz. Zeynep Oral'ı konuşmasını yapmak için sahneye davet ediyorum. Hep
Hepinize merhaba. Bu kadar değerli konuşmacılardan sonra söz almak çok zor. Benim için Fatma Girik Akdeniz gibi bir kadındı. Bir kadın, güzel, sıcak, huzurlu, fırtınalı, mert, cesaretli ve yararlı. Fatma Girik Akdeniz gibi bakardı. Güzel yüzünü taşlandıran o gözlerde ben her zaman hem gençliğin meydan okuyuşunu hem de binlerce yıllık birikimi, bilgeliği görürdüm. Hayatı seven, dünyayı seven, vatanını, halkını seven, mesleğini seven, memduh ünü, yakınlarını, dostlarını, hayvanları, doğayı seven ve tüm sevdiklerine karşı kendini hep sorumlu hisseden Fatma Girik, aşkını, tutkusunu, yeteneğini, cesaretini, direnişini o güzel gözlerde taşırdı. Şimdi burada onun yaşamını anlatmaya gerek yok, hepiniz biliyorsunuz. Beni çarpan onun o sonsuz yelpazeye yayılmış oyunculuk gücüydü. Bir bakardınız utangaç masum köylü kızı, ister baştan çıkarıcı bir vamp kadını oynasın, kah sert, otoriter, despot iş kadını, kah Anadolu'nun görmüş geçirmiş bilge toprak anası, şimdi yaşlı, derken gepegenç, dişi Hamlet, sinekli bakkalın zilhası, dar sokakların şoför nebatıydı. Kah çileli aşık, kah dövüşken cengaver. Üstlendiği her rolde Fatma Girik sahiciydi, inandırıcıydı. Çünkü doğaldı, kendisiydi. Beyaz perdede yaptığı her şeye, söylediği her söze inanırdınız. Beş duyunuza seslenir, en kötü yönetmenlere rağmen doğal oyunculuk yeteneğiyle sizi avucun içine almayabilirdi. Kısacası o bir ustaydı, oyunculuk ustası. Öteki özellikleri çok söylendi, hele deminden beri iyi insan, iyi insan deniyor. Kendi de söylemişti, iyi insan olmak çok zordur. İyi insan hayatta her gün, her gün yaptığınız seçimlerle ilgilidir. O seçimlerini her zaman doğru olandan yana yaptı. Devrimci olandan yaptı. Atatürkçülükten yana olanlardan yaptı. Cumhuriyet ilkelerini sonuna dek savundu. Ve bunu hepimize örnek olarak gösterdi. Evet, yardımseverdi, vicdanlıydı kendine, çevresine, yakınlarına karşı. Ama bunların hepsinin önünde o devrimciliği bence önemliydi. Çünkü o Atatürk devrimlerine canı gönülden bağlanmıştı. Ve son ana kadar da onları savundu. Hem de bu Atatürkçülüğü, Cumhuriyet sevdası, Cumhuriyet ilkeleri sevdası, demokrasi tutkunluğu ve hatta özellikle laiklik sevdalılığı son 20 yılda gelişmiş bir şey değildi birçoğu gibi. Ta baştan beri bunları savundu. Hatırlıyorum daha 70'lerde, hepiniz biliyorsunuz, İstanbul'dan Ankara'ya o 3 günlük sinema emekçilerinin yürüyüşünde yola çıkanlardandı. Sizleri Üsküdar'dan ağırlayanlar arasında ben de çok toy ve genç bir gazeteci olarak, yazar olarak oradaydım ve hiç unutmadım. Haksızlığa, sansüre, sömürüye, eşitsizliğe savaş açanlardandı. Yaptığı her işi hep severek, tutkuyla yaptı. Dobraydı, açık sözlü, açık fikirliydi. Sözünü hiçbir zaman sakınmadı. Bu dobra halini Şişli Belediye Başkanlığı'nda da sürdürdü. Halkın dertlerini dert edindi. Kadın sorunlarına,
gençlerin sorunlarına eğildi. Aynı tutumu belediye başkanlığından sonra televizyonda Söz FATÖ'de programlarında da sürdürdü. Söylenecek çok şey var ama bir küçük vurgu yapmak istiyorum. Beni hep şaşırtırdı. Bir an bakarsınız, en sıradan, kısa boylu, ufak tefek, minik bir kadın. Hiç unutmuyorum, Hollanda'da Rotterdam Türk Film Festivali'ndeydik. Bütün bir gün ayağında sıradan bir pantolon, üzerinde eski bir trençkot. Bütün gün kahveler, sokaklar, yürüdük, dolaştık, keşfettik, müzeleri dolaştık. Birden saate baktık, yarım saat sonra tören başlıyor. Hadi ben kaçırabilirim ama onun kaçırmaması lazım, onur konuğu. Ve o gece ona sahnede büyük onur ödülü verilecek. Deliler gibi otele koştuk. Yarım saat sonra ben salonda seyirciler arasındaydım. Ve birden sahnede sevgili Fatma Girik belirdi. Gözlerime inanamadım. Bütün gün o komiklik yapan, hoplaya sıçlaya yanımda yürüyen o sıradan görünümlü kadınla sahneye yürüdüğü anda siyah dantel uzun elbisesi içinde kuğu gibi süzülen, bir kraliçe edasıyla herkesi büyüleyen, bütün başka her pırıltıyı silen, o ışıl ışıl, o sahnede büyüyen insan aynı kişi miydi? İnanamadım. Ama aynı insandı. Değişen sadece görüntüydü. O hep tatlı dilli, zengin gönüllü, kocaman kalpli, her anın hem tadını çıkaran hem de sorumluluğunu sonuna dek üstlenen, her daim güler yüzlü, gülen gözlü kadın, hep ama hep aynı insandı. Fatma Girik'ti. İyi ki yaşamımızdan Fatma Girik geçti. İyi ki var, iyi ki hayatlarımıza dokundu.